BRT ve Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili izleyenler. Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yarın sandık başına gidiyor. Türkiye 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yarın sandık başına gidiyor. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde yaklaşık 57 milyon seçmen 194.390 sandıkta oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu kararı uyarınca Adalet ve Kalkınma Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılacak. Her seçmen kanunda sayılan istisnalar dışında hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Bir seçmen aynı seçim türü için birden fazla oy kullanamayacak. Bir seçmen hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek. Oy verme saatleri şu şekilde olacak. YSK kararına göre Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.16 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.17 olacak. Seyyar sandıklar bu seçimde de kullanılacak. Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenler için bu seçimde de seyyar sandıklar oluşturuldu. Bu seçmenler seyyar sandıklarda oylarını kullanabilecek. İlk kez 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde yapılan uygulama yerel seçimlerle ikinci kez uygulanmış olacak. Seçim günü yasakları ise şu şekilde. Seçim günü yarın saat 06'dan gece saat 24'e kadar her ne surette olursa olsun alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallelerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Oy verme süresince bütün kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnız yemek verilecek. Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18'den sonra yapılabilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak. Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18'e kadar seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18-21 saatlerinde ancak YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. Bütün yayınlar saat 21'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. Türkiye'de 57 milyon seçmen yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde oyların hangi hallerde geçerli, hangi hallerde geçersiz sayılacağını belirledi. Seçimde mührü basarken dikkat edilecek hususlar. Oylar şu hallerde geçersiz sayılacak. Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve YSK filigranı bulunmayan, hiçbir yerine evet ya da tercih mührü basılmamış olan, siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları, birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış tercih veya evet mührü basılan pusulalar, sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş pusulalar, bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış pusulalar, tercih veya evet mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış pusulalar, siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş pusulalar, pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları,
Oylar şu hallerde geçerli sayılacak. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması. Herhangi bir şekilde leklenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapılmadığının anlaşılması. Katlanarak zarfa konulması sebebiyle tercih evet mührü veya oy pusulasının arkasına basılan sandık kurulu mühür izninin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi. Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan tercih veya evet mührünün alanları ayıran çizgili bölgeyi taşmış olması. Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmama kaydıyla siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok tercih veya evet mührü basılması. Yetkili seçim kurulları tarafından gönderilen ve YSK filigranı bulunan oy pusulalarının arkasının sandık kurullarının ihmaliyle mühürlenmemiş olması. Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanın geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek. Yüksek Seçim Kurulu tarafından 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri il ve ilçe seçmen ve sandık sayıları açıklandı. Buna göre Karabük'te toplamda 734 sandıkta 177.920 seçmen oy kullanacak. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri muhtarlık, belde, köy, seçmen ve sandık sayıları. Efrani'de mahallelerde sandık sayısı 8, seçmen sayısı 1626. Efrani'de köylerde sandık sayısı 54, seçmen sayısı 6585. Efrani'de toplam sandık sayısı 62, toplam seçmen sayısı ise 8211. Eski Pazar'da mahallelerde sandık sayısı 16, seçmen sayısı 4702. Eski Pazar'da köylerde sandık sayısı 50, seçmen sayısı 6392. Eski Pazar'da toplam sandık sayısı 66, toplam seçmen sayısı ise 11.094. Karabük merkezde mahallelerde sandık sayısı 244, seçmen sayısı 79.727. Karabük merkezde köylerde sandık sayısı 45, seçmen sayısı 9.290. Karabük merkezde toplam sandık sayısı 289, toplam seçmen sayısı ise 89.017. Ovacık'ta mahallelerde sandık sayısı 2, seçmen sayısı 492. Ovacık'ta köylerde sandık sayısı 43, seçmen sayısı 4667. Ovacık'ta toplam sandık sayısı 45, toplam seçmen sayısı ise 5159. Safranbolu'da mahallelerde sandık sayısı 118, seçmen sayısı 36766. Safranbolu'da köylerde sandık sayısı 74, seçmen sayısı 9632. Safranbolu'da toplam sandık sayısı 192, toplam seçmen sayısı ise 46398. Yenice Yortan'da toplam sandık sayısı 9, toplam seçmen sayısı ise 1632. Yenice'de mahallelerde sandık sayısı 29, seçmen sayısı 7723. Yenice'de köylerde sandık sayısı 42, seçmen sayısı 8686. Yenice'de toplam sandık sayısı 71, toplam seçmen sayısı ise 16409. Karabük'te mahallelerde toplam sandık sayısı 417, seçmen sayısı 131036. Karabük'te beldede toplam sandık sayısı 9, seçmen sayısı 1632. Karabük'te köylerde toplam sandık sayısı 308, seçmen sayısı 45252. Karabük'te toplam sandık sayısı 734, toplam seçmen sayısı ise 177920. Türkiye yerel yöneticilerini belirlemek üzere 31 Mart Pazar günü sandığa gitmeye hazırlanırken seçmenin 10 önemli noktaya dikkat etmesi gerekiyor. Oy verme saatlerine dikkat edin. Seçmenler Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis olmak üzere 32 ilde 07-16, diğer illerde 08-17 saatleri arasında oyunu kullanabilecek. Oy verme saati bitse bile sırada bekleyin. Oy verme saati bittiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak. Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
Seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayan vatandaşlar YSK'nın internet sitesinden, e-devlet kapısından veya seçmen sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Üzerinde TC kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın. Seçmenlerin oy verme günü üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan TC kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek. Seçmen bilgi kağıdı olmasa bile oy kullanın. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden de görebilecek. Cep telefonuyla kabine girmeyin. Cep telefonu fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Oy pusulasını kontrol edin. Oy pusulasında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. Pusulaları tek zarfa koyun. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak. Oy verme kabininde fazla kalmayın. Kapalı oy verme yerinde normal süreden fazla kalan seçmenler uyarılacak. Uyarıya rağmen kapalı oy verme yerinden çıkmayan seçmen oradan çıkarılacak. Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın. Seçmen zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak. Safran Bolu Kültür ve Turizm Vakfı Başkanı ve hayırsever iş adamı Şefik Dizdar'ın kız kardeşi Hatice Karaoğlu vefat etti. Hatice Karaoğlu bugün ikindi namazından sonra Merkez Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. BRT ailesi olarak merhumaya Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Hatice Karaoğlu'nun cenazesine Safranbolu Kaymakamı Fatih Türkmezler, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Safranbolu İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Tamtürk, Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güreç, Safranbolu Belediye Başkan Adayları Elif Köse, Ali Kaya, BRT ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Kaya, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı yönetici ve üyeleri, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, çok sayıda Safranbolulu katılırken cenaze namazını Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaz Türk kıldırdı. Fatime, Cenab-ı Hak Teala merhume hanımefendiye gani gani rahmet eylesin. Başta Şefik Dizdar Beyefendi olmak üzere merhumenin geride bıraktığı sevenlerine Cenab-ı Hak Teala sabr-ı cemil, ecr-ü cezil ihsan eylesin. Kabrini pür nur, makamını âli eylesin. Bundan sonraki yolculuğunu kolay eylesin. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. El Fatiha. Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde Bergmannsheil-Buer Hastanesi'nde mescit açıldı. Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde Bergmannsheil-Buer Hastanesi mescit açılışı gerçekleştirdi. Hastanenin mescidini Gelsenkirchen Anakent Belediye Başkanı Frank Baranowski açtı. Hastane müdürü bir grup duyarlı Gelsenkirchenlinin isteği doğrultusunda harekete geçtik ve bu odayı restore ederek mescit haline getirdik. Müslümanların namazlarını kılmaları için gereken sessizliği sağlıyoruz. Saygı ve tolerans insanlarla iletişimimiz de bizim için önemli dedi. Açılışa Gelsenkirchen kenti entegrasyon görevlisi Mustafa Çetinkaya, Cesur Özkaya, Cevdet Duran, Gelsenkirchen Belediye Meclis Üyesi Nezahat Kılınç, Gelsenkirchen Uyum Meclisi üyesi Aydın Kılınç ve davetliler katıldı. Auf dem richtigen Weg, den richtigen Weg gehen, ein friedliches Miteinander der verschiedenen Religionen. Und was wir auch bei Krankheitsfällen oder bei anderen Situationen halt aussprechen können. Aydın Kılınç, Gelsenkirchen Uyum Meclisi Başkanı'yım. Biz
Türk-Alman inisiyatif grubu olarak, DTİB olarak Gelsenkirchen'de bir yıl önceden bu hastaneyle görüştük. Burası Gelsenkirchen Beckmansel Hastanesi. Burada vatandaşlarımızın bir mescit arzu ve isteği vardı yıllardan beri. Bu isteği biz Herr Neugebauer, bu hastanenin yöneticisiyle görüştük. Arkadaşımız Cevdet Duran, eşi Nezahat Kılınç, kendisi belediye meclis üyesi. Görüşmeleri yaptılar ve bugün bu mescidi açmak bize nasip oldu. Burada emeği geçen arkadaşların hepsine teşekkür ederiz. Ayrıca hastane yönetimine, bize bu imkanı sağlayan kurumlara, belediye başkanımız Sayın Frank Baranowski'ye de çok çok teşekkürlerimi sunarız. Öncelikle merhaba, adım Enes Yurttaş. Gelsenkirchen Mescid-i Aksa Camii'nde gönüllü olarak çalışıyoruz. Gençlerle ilgileniyoruz ve bugün Gelsenkirchen bu şehrindeyiz. Burada işte hastaneye bir mescit açıldı. Açılışına katıldık. Ve yani böylesi bir dönemde çok önemli, çok güzel bir şey. Burada hem hastaların hem ziyaretçilerin burada ibadet edebilmeleri, işte sakin bir ortamda buraya gelip dua edebilmeleri çok önemli, çok güzel. Evet, yetkililere çok teşekkür ediyorum. Çankırı Belediyesi'nce hayata geçirilen projeyle vatandaşlar uçak ve trenin ardından gemi kütüphanede kitap okuma fırsatı buluyor. Belediye tarafından hazırlanan temalı kütüphaneler projesi kapsamında ilk olarak TCDD tarafından hurdaya ayrılan bir lokomotif ile iki vagon kiralanarak kütüphaneye uygun şekilde tasarlandı. Daha sonra ömrünü tamamlamış bir uçağı satın alarak İstanbul'dan parçalar halinde 5 tırla kente getiren belediye bunu da kütüphaneye dönüştürdü. Çankırı Belediyesi'nin temalı kütüphaneler projesi kapsamında gemi kütüphaneyi faaliyete geçirmek için son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde gemi kütüphanesinin açılışını gerçekleştireceğiz. Daha önceden de yine aynı proje kapsamında farklı ortamlarda çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığını edinebilmeleri için tren ve uçak kütüphanesinde faaliyete geçirmiştik. Bu yönüyle de Çankırı Belediyesi olarak farklı ortamları hazırlayıp çocuklarımızın okuma alışkanlığını sağlamalarına katkı vermek istiyoruz. Gemi kütüphanesini Millet Kıraathanesi kapsamında üst kısmı kafeterya, alt kısmı da okuma salonu şeklinde düzenlemiş bulunmaktayız. Burada 2025 adet kitap, farklı konuları içeren 2025 adet kitap yerleştirdik. Konuyla ilgili çalışmalarımız da son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde hizmeti açıp halkımızın hizmetine, çocuklarımızın, gençlerimizin hizmetine sunmak istiyoruz. Çankırı'ya gelen yabancıların özellikle ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor tren, gemi, uçak kütüphanemiz. Bu farklı mekanlarda klasik kütüphaneciliğin dışında çocuklarımıza okuma alışkanlığını kazandırmak için farklı ortamlar sunuyoruz. Farklı kütüphaneler çocuklarda farklı algılar oluşturuyor ve okumaya ilgiyi arttırıyor. Burada zaten birden çok çocukların ilgisini çekecek ve yetişkinlerin ilgisini çekecek birden çok kitap zaten var. Biz de geliyoruz ister istemez, ilgimizi çekiyor. Sadece okuma dediğimiz zaman işte bir kitap, herhangi bir halk kütüphanesi olmaması lazım. Değişik mekanlarda da okuma yapılması lazım. Bolu'da Modern Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince çam kesse böcekleriyle mücadele kapsamında Yüre bölgesindeki sahalarda 20 ekolojik denge adası ve kafesi kuruldu. Çam kesse böceğiyle mücadele için Modern Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından ekolojik denge adaları ve kafesler oluşturuldu. Yıllar önce Akyazı Kızılçam ormanlarına arız olmuş, oraya da başka yerlerden gelmiş olan çam kese böceklerinin
yayılması şeklinde şu anda da Mudurnu Orman İşletmesi'nin sınırına dayanmış şekilde. Ama bu ortamı veya çam ağaçlarını tehlikeli olacak derecede bir tehdit değil. Sadece yapraklarını yiyerek bir nevi büyümesini veya daha çok dallanmasını engellemekte. Çam kese böceğinin bulunduğu keseleri toplayıp şu anda gördüğünüz havuzlara biriktirip onları da her hafta takip edip havuzun kenarında bulunan kanala düşen çam kese böceklerini tekrar ada dediğimiz kısma çıkartmak şeklinde, bazen de eğer çam yaprağı veya çam ibreleri azalmışsa onu da takviye edip çam kese böceklerine besin sağlamakla ilgili faaliyetler içeriyor. Ve bu havuzu çam yapraklarıyla devamlı takviye edip onların bu havuzun içinde kalıp gündüzün Felix caudataların yumurtalarını rahatlıkla koyabilmesini sağlarız. Bunu sağladığımız zaman da çam kese böcekleri yaprakları yemek için keselerden dışarıya çıkar. Onlar dışarıya çıkınca da Felix caudata dediğimiz parazit sinekler onların karnına yumurtalarını zerk ederler. Yaklaşık 5-6 yumurta zerk ederler. Eğer çam kese böceği güneş ışınlarına daha çok maruz kalırsa Felix caudata dediğimiz parazit sineklerin yumurtaları olgunlaşıp çam kese böceğinin karnının içinde ayrı bir larva veya yavru olarak kendisini bulur. Bu şekilde çam kese böceği karnı Felix caudata denen parazitlerle dolduğundan hiçbir şey yiyip içmemeye başlar ve sonunda ölümle sonuçlanır. Yani bir sineğin hayat bulması için başka bir böcek kendi hayatını kaybeder. Türkiye'de üniversite mezunlarının istihdamında en yüksek oran %80,1 ile veterinerlikte görülürken bunu %79 ile mühendislik, %75,4 ile sağlık hizmetleri, %74,4 ile hukuk izledi. En yüksek işsizlik oranı ise %24,3 ile sosyal hizmetlerde kaydedildi. Bazı mesleklere göre üniversite mezunlarının istihdam oranı veterinerlik %80,1, mühendislik %79, sağlık hizmetleri %75,4, hukuk %74,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık %71,8, bilişim ve iletişim teknolojileri %70,2, İş sağlığı ve ulaştırma hizmetleri %69,6. Türkiye'de 2018 itibarıyla istihdam edilen kişi sayısı ilkokul mezunu 8.491.000, yüksekokul veya fakülte mezunu 6.725.000, ilköğretim ve ortaokul mezunu 5.552.000, meslek lisesi mezunu 3.109.000, genel lise mezunu 2.879.000. Okuma yazma bilen fakat bir okulu bitirmeyenlerin sayısı 997.000, okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 985.000 kişi. Artvin Çoruh Üniversitesi bünyesinde düzenlenen kültür tanıtım etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Artvin Çoruh Üniversitesi Kültürler Arası Etkileşim Topluluğunca Nihat Gök Yiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Artvin Çoruh Üniversitesi'nde eğitim gören Çat, Irak, Suriye, Afganistan, Azerbaycan ve Türkmenistanlı öğrenciler yöresel kıyafetleriyle sahne alarak ülkelerini tanıttı. Öğrenciler ülkelerine özgü dans gösterisinin yanı sıra şarkı ve şiirleri seslendirdi. Programda konuşan Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Tilki, üniversite bünyesinde yaklaşık 200 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. No.
duyuruluğum, Kültürler Arası Etkileşim Topluluğu'nun başkanıyım. Bu etkinliği bu senenin başından beri yapmaya çalıştım, planladım. Biraz zor süreç oldu ama yanımda olan üniversitemiz, göç idaremiz ve belediyemiz çok destekleri alarak böyle bir güzel etkinliğe imza attığımda çok sevindim. Çok mutluyum. Herkesi bir araya getirdim. Herkesin kültürlerini tanıttık birbirlerimize. Öğrenciler gördü, halk gördü. Bir, hem kendi kültürümüzü anlattık, hem diğer ülkelerin genel kültürlerini tanıdık. Ondan sonra yemeklerimizi hem tanıttık buradakileri. Bugün Azerbaycan'ın kültürünü tanıttık. Güzel bir şekilde bayrağımızı, mutfaklarımızın, yemek çeşitlerimizi, giyimlerimizi en güzel şekilde Artvin halkına, öğrenci arkadaşlarıma ve tüm Türkiye'ye tanıtma fırsatı bulduk. Bülteni burada sonlandırıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar.